3 sene, 5 sene, yani zaman dilimleri de var. Evet, zaman dilimleri var. Eğer bizim başımız diyelim ki Hacı Bektaş'a bağlı, gider Hacı Bektaş'a der ki, dedelerini görmüş, dedeyi çağırır Hacı Bektaş'taki fotoğrafı kimse, kendini için görmüş, o da suçunu anlatır, bunu anlatır, dinler. Eğer müsaade ederse dediye, diyor diye, dede yine onu göremez. Yine gelecek, o evdeki, köydeki, o ölçedeki, yani bu meclisin onayını almadıktan sonra Hacı Bektaş'taki o transporta kimse onu göremez. Yine o milleti seni düşkün eden dedeyse, halkısa yine seni kaldır diyor, halkı senden razı olursa biz razı, artık cezasını çekti, bu olayı onaylar, bulamasını görer. Şimdi bu eskiden ulaşım vasıtaları azdı. Bizim yörede duyduğumuza göre at veya da diğer hayvanlarla seyahat etme ya da yük taşıma olayı fazla da yok, yaygın değil. Evet. Bunun yanında bir de duyduğumuz doğru, siz de onaylarsınız ya siz gördünüz ya da duydunuz. Değişik yollardan gerek Trabzon gerek Gümüşhane yürüyerek gitme yaygın mıydı? Yaygındı. Çok yaygındı. Çünkü şöyle bir durum, ben tatil geldiği zaman şöyle bir şeyle anlattım. Yük sırtımı verirdin, 60 kilo yük, hatta bir de çocuğu varsa boynuna bindirir. 8 günde, 9 günde geniye giderir. Yani Giresun'a, Samsun'a, oraya, kış sahil memleket olduğu gibi köyde barınak yiyecek az olduğundan dolayı bu göçü alırdılar. Konuşa konuşa yük sırtından buralara kadar 9 günde, 10 günde gider gelirdiler. Hatta ve hatta bizim köyde Kısagil diye bir kabile vardır bunlar. Giresun'dan sayı saymak için 8 günde köye gelirmiş, sayı sayarmış, 9 günde tekrar geri gidermiş. 2 geceliğine köye gelermiş, bundan adı köte kalmış. Böyle bir şey oluyor. O geleneğe sürdürmüş ya. Geleneğe sürdürmüş ya, o zamandan bu zaman adı da köte olurmuş zaten. Kösegül diye hala söylüyorlar. Fakat eskiden mesela Asya'dan gelirlermiş, Erzincan'a kadar, Erzincan'dan Üsyerim'e yollar kapalı. Buradan yürüye yürüye 2 günde köye gelmiş. Karda, kışta. Gizine izinli yaparmış, bir daha yürüye yürüye Erzincan'a gider, o da yine Tünen'e giderlermiş. O zaman tabiatta büyük bir iki çelik var bizim. Bu yıldız gölleri denen şeyler var, gidip gördünüz mü bilemiyorum. Evet. Onlarla da çeşitli efsaneler anlatılıyor. Evet, değil mi? Tabii. Yıldız Gölü, Ayakol Gölü, Kurban Gölü, Yedi Göller bunlar da orada böyle bir şeyler var gördüm. Ama ilerideki ne kadar derece doğru bilemiyorum. Bir de Kızlar Tepesi, bu yakış kişi varmış bunun ne vesaire. Bu Abdal Dede, Dede Abdal Tepesi nedir? Abdal Dede, orada böyle bir efsaneye göre duyduğumuzu konuşuyorum. Söylentiye göre Abdal Dede bir derviş olaraktan o dağlarda yaşarmış veya söylentiye göre. İşte orada ölmüş, demişler ki Abdal Dede. Daha doğrusu Kızlar Tepesi diye adı geçer, 40 kişiymişler. Onların başı da Abdal Dede isminde bir dermiş, yatırmış. Sonra o Burga Baba diye. Karaburga, Burga Baba'yı biraz dinliyorum, evet. O da söylentiye göre, ben bilemiyorum. Tabii artık bunları tümün söylenti kabul ediyoruz. Söylentiye göre onlar da 7 kişiymişler. Soğuk Bağrı'nın üstü diye bir yer var, orada harp etmişler, oradan geçmişler, orada vefat etmişler. Bunun da asker olduğunu söylerdiler. Ve hatta efsaneyi konuşuyorum, ne derece o kadar doğru bilmiyorum. Rus Koya, Şilhuruz Dağına'da Keçidimiz'e kadar geldiği zaman Karaburga'nın onlara karşı top attığını söylüyordular. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı? Artık ne derece kadardır, bilemiyorum. Evet, orada köyün kurucularının bazıları, gerek Kırıntı, gerek Yeniköy olsun, kış günü karda gitmiş de çiçeğiyle gelmiş diye bir eser. Evet. Nedir mi? Tabii. Öyle bir şeyler oluyor, söylemiyorlar. Hatta ve hatta Hacı Bektaş'a giderken Mehmet Şık'ın, Sümin Kulu Mehmet Şık'ın babası, yani Kabil'in dedesi Mehmet Şık, bir de benim dedem, iki üstü. İsmet sizin deden. Süleyman Şık diyorlar. Süleyman Şık sizin dede, dedeniz, esas dede ve dede. Ha. Bir de Yeniköy'den Mehmet Şık, yani Fehlül dedenin dedesi. Babası. Babası, babası. Hacı Bektaş'a bizim köyden, sizin köyden nazir toplamışlar. Evet, nazir. Nazirleri toplamışlar. Giderken bunun yolda önünü kesmişler. Ve paraları elinden almışlar. Sonra da mahzun olaraktan
Hacı Bekler sevgili Cemalettin Efendi'nin o zamanında. Bir şeye düzüşmüş köşeye, hoş beşten sorar, niye düzüşüyorsun diye memesine sormuş. Ve demiş, efendim size malum demiş, böyle eline almış, bu mu demiş sizin demiş, üzüldüğünü demiş. Şu dalgıyardan keseyi, memesine veriyor, bu dalına eline yanı kapanıyor, ona verir. Öyle bir söylediler. Yani o deniz suya düştü de ya da bilmem, bir söylenti var ki o keseyi düşürmüş ya da hırsızlık almış. Bir de dağlarda geyiklerle gezme gibi bir efsane var. Evet, benim dedem hiç inek, oyun, keçi karşılarmış, çıkarmış dağlara böyle şiş diye bir sulu çalarmış, dağdaki erik keçileri gelinmiş, onu sürdürü sağar getirir, yermişler. Günlerin bir işi gezecek gidiyor. Bu söylentiyi ben bilmiyorum. Artık tabii bunlar gidiyor. Ne duyduysanız söyleyeceksiniz yani onun gerçekliğini. Hanımı da her gece gittiğinden dolayı hanımı da bunu oluyor. Oluyor ama nereye gittiğini bilmiyor tabii. İsmi neydi tekrar alalım da Süleyman Şık. Süleyman Şık gidiyor hanımı peşinden gidiyor. Adı adını Düşsün isimde bir kadın. Tam o ardıcı yanına yalaştığı zaman uzak. Senin köydeki ardıç büyük ardıç. Büyük ardıç canım. Bir ses geliyor. Süleyman Şık diyor. İki kişine mi geliyor? Gelip dönüyor ki hanıma geliyor. Gözün kör ola diyor. Artık nereye gittiğini bilmiyorum. Gerçekten o kör karıyı sırtına ani gözü koruluyor bu anda. Sırtına ani. Bir ses geldi. Bir ses dedi ki gözün kör olsun. Yok. Ya kadın dedeniz şey söylüyor. Ve dedemi de diyor ki Süleyman Şık diyorlar. Buna evet. Bir şey daha geliyor. İki kişiyle mi geliyorsun diyor. O da geri dönüyor mu diyor. Bakıyor ki hanımın peşi sıra geliyor. Gözün kör oladığı karısına. Bu anda gözü kör oluyor. Bu anda kör oluyor ama gerçekten bütün olur, köydeki yaşlı adamlar bunu biliyorlar. 7 sene o kör karıyı varmış, 7 sene vefat etmiş. 7 sene. 7 sene o kötü kör olmuş o anda. Ama buradaki sesin ne derece doğru olduğunu söylentiye göre konuşuyorum ben. Ben bilmiyorum. Yani bir ses geliyor. Sağdan bir ses geldi. Canım, bu tehneşi varmış. Evet. Bu Süleyman Şık'ın amcası oluyormuş. Tehneşi. Evet. Yürüyüş onlar yabancı köylüler. Bilmez ya Tehneşi Şık sana keramet ediyorlar. Bir kerametin göster diyor. Öküz arabasının yanında konuşurken Türkünmesi hem de koyunalım. Ne diyemeli. O zaman elin ayağına düşüyorlar. Böyle yani öküz arabası kağın arabasının üzerine çıkıyor. Evet. Çiğçini bir koyun oluyor. Kendisi mi yoksa? Kendisi bir koyun oluyor. Koyun oluyor. Ne diyor o zaman? Öteki adamın ayağına düşüyor diye biliyor. Bir daha geri tekrar. Öyle söylentiler oluyor. Bilmiyorum ne dereceleri doğru. Mesela Hasan Derviş diyorlar. Evet Hasan Derviş. Hasan Derviş sohbarımızda üzerinde yaşarmış. Bu dağda gerçekten de yerler hep belli. Böyle mendili atıyor, bu mendil nereye düşerse ben oraya götürün diyor. Gel işte Osman Şeridi'nin yere düşüyor, onu oraya koyuyorlar. Ama kesinmiş yani, kesinmiş güzel sahibi. Evet, o dervişten biraz daha bahsediyor. O köyün kurucu ilk, evet. Yani çok eskiye, çok eskiye dayanıyor. 300-400 sene mazisi oluyor veya 290 sene civarında böyle bir mazisi. Öyle diyorsunuz, 290-300 evet. Yıl. Evet, o mazisi oluyor. Çingiz Koyun köyün kuruluşu olduğu için dostluğu olduğuna göre, o da Uğuzdağ'da geldiğine göre mazisi bu kadar olması tahminen yani. O aslı Horasan'dan geliyor. Gerçekten Horasan'dan gelmiş. İki kardeş olaraktan. Bir kardeşi Tebriz'e gidiyor, bir kardeşi buraya geliyor dağda. Bu dağda 2-3 kişiyle yani beraber, bu kardeşin birisi öbür tarafa ayrı. Ondan sonra o dağdan aşağıya bir harmanlık diye bir yer var. Burada 1-2 sene kalıyor. Orada da ihtiyatı tamamıyla kışın soğukundan falan filan. İşte o köyün içindeki kırıntı köyün olduğu yere dönüyor. Fakat işte orada yaşarken bunun torunları gerekiyor ya. O da mendili oradan açıyor. Beni dinler de dışarı buraya koyuyor diyor. Söylenti rivayet olarak da konuşuyorum bunu. Yani bir kayıt var mı onu artık biliyorum. Ben bilemiyorum. Şimdi söylenti de olsa bunları kaydedeceğiz. Bir de köyde siz yaşadınız, gördünüz, çocukluğunuz geçti. Bu millet dağdan çok ot toplayıp getirip yemek yapıyordu gibime geliyor. Evet. Yani yabani şeyler
İsimlerini hatırlıyor musunuz? Yani tabii. Ne gibi bitkiler var, otlar var, yemek, meyveler var. Şimdi efendim kardeşim, dağdaki bizim dağın otları hep kimya. Eskiden kuş bunu toplardı, millet gülerdi. Şimdi kuş bunu gözle de oldu, dünyada daha doğrusu çay kuş bunu tutmadı falan. Hatta Gümüşhane'de Büyük'ün kuş bunu festivali başladı. Bunu eskiden şey yapmadılar, ürümsemezdiler. Mesela bir ot var, aynı şu kalemin şeklinde, içi boş, buna dibik derdiler. Dağlarlı, sabahlı yerlerde biterdi. Gerçekte şimdi kimya oldu. Hatta şöyle bir durum söyleyeceğim, karakavuk diye bir ot biter, şöyle mavi yaprakla alıyor ya da küçücük bir yaprak açar. Bunu keçiler yemiş, günümüzün olayında anlatıyorlar. Sütünü sağmışlar, o keçiler o otu yediği zaman yayık yayarlamış yaylada, biliyor musun? O yağ olduğu gibi tulumdan dolmuş, süzememişler, tulu kırmışlar, yağın içinden öyle boşaltmışlar. Evet. Heh, bunu gerçekten olmuş bu olay. Yani yaşanmış bu olay. Şu andaki bazı bitkileri görüyoruz. Mesela kimyagerler yazıyor bundan da, bitkilerin şekillerinden, şundan bundan aldığı kitaplarda okuyorum. O bitkilerin tümü bizim dağda var. Atlarından biraz da şekillerinden bahsedelim. Bir de yemek türlerinden. Bunlar belge çünkü. Bunları bilen de kalmadı, yapan da kalmadı. Çok merak ediyorum ben. Ya mesela ısırgan diyorlar abi. Isırgan, evet. Isırganı kimse benimsemez. Ama biz ısırgan bizim köyün hem belli başlı yemeklerinden idi. Evet. Mesela bugün çarşıda fazla satılan suni mantarlar var. Ama bizim dağlarda sabiat mantarı var. Çarşır mantarı oluyor, kızıl mantarı oluyor, tulo mantarı oluyor. Biz bunlardan besin alırdık, et yerine. Eskiden öyleydi. Et yerine. Bol olur muydu ki? Çok bol oluyordu. Hakikaten yani bilene yine, göre, yerini bilene göre çok. Tabii. Şimdi yine var. Hatta ben geçen sene bu kadar bir tane böyle aldım getirdim. 40 santim çapında böyle. 40 santim çapında mantar. Mantar buldum. 40 santim böyle buradan buraya 40 santim. Bir getirdim buraya. Hadi. Çarşır mantarı. Çarşır mantarı 40 santim olabiliyor. Evet, olabiliyor. Şimdi biz de mendek dedik. Evet. Bitki olaraktan dağlarda bitiyor, bunun özünü koyardık, bunu yemiş yerine yedik yani. Bizim buralarda fazla bir şey bitmezdi. Bunun tazelemiş, kirakçı diye bir ot vardı, yerden sökerdik. Bunun kökünü yerdik, çiğden kirak söker yerdik işte, yemiş olaraktan. Eskiden böyle bir şeyler oluyordu. Mesela ayalık diye bir şey var, bunu herkes hemen hemen tanıyor, bazıları biliyor. Bu alabada taziye benzer alabada oluyordu. Ondan sonra kürbek diye bir şey vardı. Evet, kürbek. Ha, onları yedik. Ne bileyim valla unuttum. Unuttum değil. Şimdi siz iyi hatırlıyorsunuz. Yani bunun sayısını saysak hali bir şey var. 30'u geçer. 30'u da geçer, 40'ı da bulur. Evet. 50'yi de bulur. Şimdi Evet. Tabii tabii. Liviş diye bir şey var. Liviş. He. Bitti. Belki kelimesi herkese yabancı gelir. Ama bunu toplarda düşün kuru durdu. Bunun ayrı şimdi salamura yapıyorlar da buzdolabına bu şekil yapardı. Leviş ne gibi şekli var ya? Valla şöyle dar uzun yaprağı yerde biterdi. Bu şey kökü de vardı. Şöyle nedir? Kütün yok yok. Özür dilerim. Sarımsak. Kökü. Ya var. Kökü havuca benziyor. İki tane yaprağı var. Ha, aynı havuca. Leviş. Adı Leviş. Evet. Sonra kargaş var dediler. Bunları toplardık. Getirirdik. Onları kışın verdik biz. Alaka Ars diye şimdi hala. Anu. Evet, Anu çok ünlü bir şey. Ha, onu hala biz bulamıyoruz Anu. Çok değerli. Daha Anu diyorlar. Yayla Anu. Ha, yayla Anu dediler. Sonra madımak zaten başta güleşiyor, hatta türküsü de var, herkes biliyor. Yenlik, evelik, gelin barmağı, gelin barmağı, ona benzer türküsü, hoş veren, ne bileyim, pirpirim, biz öyle biliyoruz efendim. Şimdi hayvanlar bizim ormanlık olduğuna göre, şimdi kurt, tilki, çakal, tavşan çok mu diyor? Eskiden
Kar da yoktu, o da yoktu. Şimdi şu dönemde duyuyorsunuz tabii çoğalmış diye. Bu da eskiden neden o kadar yoktu? Eskiden dağlar insanlarla şenliydi, bizim köy 350 haneydi. Her gün dağda adam eksik olmuyordu. Ama şimdi insanlar şehirlere çekildi, köylere bitişi kaldı, dağlar ısıldandı ve eskiden de dağlarda bu kadar da yani bir gelişme yoktu ağaç bakımından, orman bakımından. Şimdi daha fazla kömeleşme yürüttü. Onun için bu kümenin içerisinde saklanmaya paramak mevcut. Bir de keçiler yasaklandı herhalde. İşte keçiler ormanın düşmanıydı. Hatta bundan benim bir değişim vardı. Ne dedim? Ormana keçi girmesin, burçlarını ne yapmasın diye böyle bir unuttum, böyle bir değişim vardı ormanın. Yani onlara da yazılmış değişikliğiniz var. Güzel bir değişim vardı, ormanın hayatına yazılmış, tabiata yazılmış. Çünkü de şey vardı içeride, duruyordu işte unuttum, aklımda kalmadı. Sonra evet. Öyle bir durum da vardı, eskiden insanlarda korku diye hiçbir şey yoktu. Ben bir gün bir anımı anlatayım, tarlam vardı bizim köy yarım saat yerde. Akşam gitmişim, sabah yıldızı doğdu diye saatim yok, saati kimse tanımıyor. Gittim tarlaya, elimde bir fener var. Şuna bak, kömüğü asacaktım böyle feneri ki suyu değiştirem. Lan uf, feneri yukarı verdim de uf kömüğü bir tane yukarı canlandı. O yüzden iki tane ay yok. Öh dedi böyle bana şey yaptı, hücum etti. Bu ateşin korkusuna kaçtılar. Ben korkmuyordum. Eskiden böyle bir şey korkması yoktu. Gece gündüz dağlarda geliyorduk biz. Sonra Allah medet diye bazı kişilerle beraber bir gece şu evliyeye, bir gece şu evliyeye gidiyorduk. Evliyalar çok, yatırlar var. Bu Könger Baba deniyor, bu dağlarda bir dağ var epey uzakta. Kaç saatte bu? Gittiniz mi hiç? Buraya hiç gitmedim. Könger'de de. Könger'e gitmedim. O dede mi, baba mı diyorlar? Valla Könger diyorlar sadece. Yalnız onun öte yanında bir kızlar sinisi olduğunu söylüyor. Kızlar? Sini. Kızlar sinisi. Heh, kızlar sinisi olduğunu biliyorum. Tepe mi? O tepe, ben oraya gittim. Böyle tepenin üstünde böyle 500 metre karelik bir değirmi bir alan vardı. Dümdüzdür. Orada 40 tane kızın intihar ettiğini söylüyorlar rivayete göre. Duydunuz onu? Evet. Diğer köylerde biliyor mu onu? Biliyor tabii, onu çok biliyorlar. Kırk kızın intihar ettiğini, buradan aşağı attığını söylüyorlar. 40 tane kızı tepeden aşağı atlamış, intihar ettiğini. Kendi kendine intihar ettiğini söylüyorlar, efsaneye göre. İşte buraya kızlar sinifi diye söylüyorlar. Buraya gittim, merak ettim. Sırf o yüzden, kaç saat sürer köyden? Buradan sürer. Buraya. Yani tahminen şimdi 1,5 günde gittim galiba yaya. 1,5 günde gittiniz. Evet. Yaya. Merak ettiniz. Merak ettim. 1,5 günde gittim. Kızlar sinisi. Könger dedenin yok. Könger'den çok uzak. Çok uzak. Kızlar sinisi. Könger'e ben sabahtan kalksam öyle alırdım. Veya hafta ilkim diye alırdım. Könger'e ben 1,5 saatte gittim. 1,5 günde gittim. Kızlar sinisi. Sizden başka kimse var mıydı? Hayır. Öyle ziyaretçi yok, yok. Yatır da yok. Yok. Ne oldu diye bakayım dediniz. He, merak ettik ki. Çevresinde yok. Köy falan yok. Var, onun öte yanında bir Kandil diye bir köy var. Kandil. Kandil, köye gittim. Islandım, yağmur yağdı, üşüdüm. Burada bekledim, yemek gelecek bir yerden misafir etti. Gece saat 12 oldu, bir de siz uyumuşum. Hemşerim sadece yemek getirdi. Şöyle fırfıya baktım, bir ekmek var. Sadece hiçbir şey yoktur. Bekleyelim, yemek gelecek. Buyur hemşerim dediler orada. Adam bir tanesi böyle kaşığı kaldırdı, o etten üzerinde bir kapak açtı. Oysa ama o büyük bir çömbe yapmışlar. Bırak, gerçeği büyük bir çömbe yapmışlar. İçini koymuşlar. Yoğurduyla ekmeğe sarmışa birbirine kalkmışlar, içine doğramışlar. Tekrar şeye koymuşlar o ekmeğin içerisine. O ekmek kapkazı katı görüyor. Biraz yiyorsun, bundan sonra başlar. Yani o adı neydi ökeyim? Çırak. Yok, başka bir şey söyleyeyim. Kandil. Kandil. Ha, Kandil diye bir köy. Zaten şurası yanında, buraya da gittim. Dediler, buyur hemşerim, biraz yedik, ekmek bitti. Dediler, ya kaburdan kıracaksın, o şeyi, saf vazifesi görüyor ya o ekmek. Ondan böyle bile dedim, ya bunun adı ne? Dediler ki, babuko. Babuko'yu bizim orada görmediniz. Evet, görmedim, hiç görmedim. Evet. Görmediniz, orada görüyorsunuz. Bizim köyün öyle yoğurtlu, en meşhur yemeği, sirom diye bir yemek verdi. En meşhur yemeği.
Şimdi o gece vakti Baba Konya'da misafir ettiler sizi, anlattın mı? Ne dediniz mesela gittiğinizde? Bu işte dedim, bu kızlar nereden gelip nereye gidiyorsun diye ben de sizi durumu anlattım. Dediler ki bu kızlar yine onlar da aynısını söylediler. 40 tane kız burada intihar ettiğini söylediler ama rivayete göre bunlar da evet. Doğru yanlış bilemiyorum dediler. Bilemiyorum. Ama onlar da aynı şeyi söylediler. Aynı şeyi söylediler. Şaşırdılar mı yani siz merak etmişsiniz, gelmişsiniz? Başka bir şey var mı yok mu diye evet. Hani şey etmediler. Öbür köy Sinan şey ne dediniz, bir köye daha gittim dediniz. Kandil. Kandil'in yanında. Kandil onun köyünde o çorap var. Kandil. Çorap. Evet. Orada aynı şey. Aynı şey. Aynı inanç var yani. Aynı. Bizim Alevi inançlarımız bazı bir hurafalarımız var. Mesela baykuş ettiği zaman uğursuzluk. Evet. Safyan ettiği zaman bir yerde haber müjdecisi, karga bağırırsa, öterse bir işine kavga yapacağına işaret ediyorlar. Ne bileyim, yarasa görürse başka bir şey, öyle bir hurafı inançlar da var. Artık bunlara inanç olarak benim yoksa. Yani inancımız yok da bunlar ne gibi başka şeylere inanıyorlar? Bağkuş, uğursuz. Uğurlu hangi hayvan var? Uğurlu sayarlar. Uğurlu, kişi uğurlu sayıyorlar, tavşan uğursu sayıyorlar. Bilgi uğurlu, tavşan uğursu. Tavşan uğursu. Tavşanın tarlaya girmesini istemiyorlar. İstemiyorlar. Yok, öyle değil. Mesela ben bugün bir yere yolculuk yapıyorum. Diyelim ki kasabaya gideceğim, bir önemli mahkemem var veya bir işim var. Eğer önüme tüki çıkarsa, bunu ben kazanacağım. Misal yani, misal veriyorum. Veya para kazanacağım. Tavşan çıkarsa, ya düşünden kötü oldu. Veya geri dönüyorlar. Hatta bizde bir inanç var, ne biliyor musunuz? Ben sana diyorum, bizim kabileye şırhlar derler. Eğer başka bir kabilede, köy içerisinde beni o yolda görsün, adam kasabaya gidiyor veya da tarlaya gidiyor, beni orada görerse şırhlı uğursuz der, hemen eve giderdiler. Şırhlılar uğursuz sayılıyor. Uğursuz sayılıyor, eve giderler. Ama rüyada görürseler, gelip ayıların ayakını öperdiler. Yani rüyada bir şırhlı görseler, mildeğinin dibinde olsa haydına çıkacağına inanıyorlar. Böyle bir inanç var. İki çeşit. Rüyadeyi gündüz görünce kötü. Gündüz görünce ama sabahleyin işe giderse mesela tarlaya gittin, sabahın çiftliğin koşmuşsun, tarlaya gittin. Düşün ki sıfırdan bir kişi onun uğruna geldi, adam ya geri döner, eve tekrar gider. Eğer geri dönmezse sabahını kırılsa veya bir uğursuzluk olsa senden bilir. Yani bu kadar kötü bir şey. Bu yeni köye de oradan gelme herhalde Günelliler. Tabii. Aynen. Şimdi ben onu söyleyeceğim. Yani aynı Günel Şırlı soyu. Evet, Günelliler, Şırhlılar aynı. Yani Kırıntı'dan gelme. Hadi. Mesela o Asim'in babasının dedesiyle benim babamın dedesi amcasıymış. Evet. Deligiller derler ya. Deligiller oradan gelme tabii. Aynı soydan, aynı soydan. Hatta İrbağ'ın Şırhlılar da aynı bir soydan. Yani o kabile bir soydan geliyor. Bir soydan. Şimdi sen o bize hatırladığınca söyle bakalım. Senin dedenin deden var. Dedenin babasının ismini biliyor musunuz? Vallahi üç göbek denetini bilmiyorum. Nedir onlar üç göbek? Yani üç göbek ötenizden dedelik var sizde. Yani hep dedelik soyu var ama adlarını hatırlıyor musunuz? Şimdi efendi kardeşim, benim babamın adı İsmail. Kesih dediler lafına. Şimdi onları teker teker alalım. Kesih'in İsmail'i, babanızın adı. Babamın adı, Kesih İsmail'i değil, Kesih, adı İsmail de Kesih derler. Kesih diyorlar, esas ismi İsmail. İsmail. Ha, onun babasının adı? Süleyman Şık. Süleyman Şık. Ha, onun babasının adı İsmail Şık. Onun babasının adı İsmail Şık. Evet, onun babasının teker babasının adı Mehmet Şık. Onun babasının adı da Mehmet Şık. Oradan geliyor. Ha, ondan ötesini bilmiyorum. Oradan ötesini bilmiyorsun. Sizin çocukların, erkek çocukların adı? Benim bir çocuğum var, adı Arzuman, bir çocuğumun adı İlker. Arzuman ve İlker, yani o şeyden gelen. Evet. Diğer amcalarınız da var tabii, esas dedeliği yürüten İbrahim Şık. İbrahim Şık, evet. Evet. O sizin amcanız. Amcanız. İbrahim Şık sizin amcanız olmuş oluyor. Aynı atıya çıkmış oluyor. Aynı kapı. Aynı atıya çıkmış oluyor. Evet. Bir de bu yeni köyden dediniz ki o kimdi? Bilmem dedeleri kardeş. Mehmet Şık. Mehmet Şık bizim köyden
yani Yeniköy'de kimin? Behlül'ün babası ya. Şimdi Behlül'ün babası Mehmet Şık'la. Evet. Sizin? Ben babamın babası kardeşim. Sizin dedeniz evet. Kardeş. Yani Behlül'ün... Yani ha tamam onu işte netleştirelim. Şimdi Behlül'ün babası Mehmet Şık'la sizin dedeniz ismi? Süleyman Şık. Amca çocuklar. Burada aydınlandı. Yani dedelik orada düğümleniyor, size sizin köyden geliyor. Kırıntı'dan geliyor. Mu? Fark etmiyor ki bu da. Fark etmiyor da yani oradan ayrılma değil mi? Oradan ayrılma. Bu Hasan Derviş'inden ne şey var? Hasan Derviş onlardan hepsinden önce. Bizim atalıymış. Atalık olarak kabul ediliyor. Atalar kültür. Ya yani atanın atası oluyor. Atanın atası oluyor. Başka kim duydunuz mu hiç bu, onun dışında böyle köyün ilk en eskilerden isim olarak yani mesela bu var. Onun dışında duyduğunuz, hatırladığınız bilemiyorsunuz. Atalar atası yani en eskilerden bunun doğumunu bilen yok diye evet. Duyduğunuz yok da bilemiyorum. Ha, o var. Bu kadar şeye inmedim de sadece. Köyün nereden geldiğine, kabilelerin nereden geldiğine çok merak ettim. Ne gibi mesela onları söylediniz ama her bir kabilenin nereden geldiğini bilebildiniz mi? Söyledim, çoklarını eşittim. Duydunuz yani? Duydum, bu eski insanlardan. Ha, yani 12 tane, 7 tane deniyor. Onların ha. Nereden geldiğini... Mesela bizimkide balon bildiler, balonlar. Bunları tekrar alalım, bir daha aldık ama bunlar çok mühim oluyor. Yok, balonların... biraz aslında Arrahan'dan geldiği belli oluyor demelerine göre. Kendileri ifade ediyor. Evet. Bunların aslı Lars olaraktan geçiyor. Ama bizim köye gelmişti. Bir de Hüsnü Malevi'ni pek bilemiyorum. Orası Mekke. Mekkeliler diye bir kabile vardır. Bunların aslı bizzat uzun Hasan'a dayanıyor. Akkoyunlu Devleti'nin temeli Baykurt'un Sünür ve Pulur köyünde atılmış. Baykurt'un Sünür ve Pulur köyünde. Sünür ve Pulur. Heh, Pulur'da atılmış. Bunlara atan da Fahrettin Kutlu Bey varmış. Fahrettin Kutlu Bey. Uzun Hasan'ın dedesi. Akkoyunlu Devleti'nin kuran kurucu Uzun Hasan'ın dedesi. Burada temeli atıyor. Bu çekikler aslında bir kısmı Uzun'dan geldiği şayanı söylemiyor. Uzun'dan gelmişler. Elbizinden bizim kırıntıya gelmişler. Mesela Şirlar Fırat'ından geldiğini söyleniyor. Şefel'le diye bir kabiler bunlar. Kaşlar Dağları'ndan yani Bingöl'ün orada Kaşar Dağları yok mu? Oradan geliyor yani aslı Türk kökenli olarak da söyleniyor. Yusufgiller diye bir kabile var bunların aslı dağda şeymiş, yürükmüş. Gelir o koyun sahibiymişler. Bir kısmı Çalgan'ın, hala amcaların bir kısmı Çalgan'da duruyor şu anda yaşantı olarak da. Çalgan'da bir tane kardeşim birisi de bizim köye geliyor. Yani aslının senin malev olduğunu pek bilemiyorum ben. Yani neticede birleşmişler, bizim köyde Alevi üzerine, İstanbul üzerine çalışmış ve kaynaşmışlar. Çok oluyor da yani, bunlar teferruatlı. Mesela Kavraz Güler, Ordu'dan bir yakına çıkmışlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun zamanında gelmişler, madenin bazı bir yere, oraya oturmuşlar. Burada ağa gitmişler, bizim köyün aşağısında bir Urum köyü varmış. Urumlardan bunlara bir hız verirler, bunlar gidiler karşılaşa. Bir düğen getirecekmiş bir köyden, burada da cüzdan hastalı varmış. Gitme büyük köye, seni öldürürüm diye gidiyor, dinlemiyor. Oradan sen hastalı getirdin diye adamı vuruyor. Asyaşı daha diler, oradan gelir de bizim köye, bizim köyde de bir tanesi askere oğlunu gönderecekmiş. O muhtar, kendi oğlunu yerine onu. Onu da muhtara da orada vuruyor, oğlunu da vuruyor. Oradan da dağılıp nerelere gidiyor. Yani uzun boylu çok şeyler olmuş, söylentiye göre. Bu askerlikten bahsetmişken bari oradan da söyleyin. Askerlik, millet askere giderken bir tören falan yaparlar mıydı eskiden? Eskiden bizim köyde aşağıda bütün gençler toplaşırdı. Öyle mesela yemekler hazırlardı, tavuk, mavuk falan ne kadar keserdi. Evet. Gören askerler bütün köyde, mahallede ne kadar büyük olup hepsinin ellerini öperdiler. Onlara işte 2,5 kuruş, 5 kuruş, 100 lira para verirdiler. Bunlara da oldum bayram uğurlam yok ederdi ama çok da direnip mirenip silah milah atardılar. Köyden dışarı çıktığı zaman bir nerede musayip alan bulursa orada da oldum bayram koran teperdiler.
oynardılar. Cevaplısı olan bir tarafta, kendisi olan bir tarafta eskiden böyleydi. Yapardılar ama şimdi öyle bir şey yok. Yani eskiden her şeyin kendine özel adetleri, gelenekleri yok. Bir şey daha söyleyeyim. Bir adam askerden gelmiş. Yemen'de kalmış. O zaman Osmanlı devrinde galiba. Geliyor ki nişanı gitmiş ama. Bütün millet Karaburga diye bir yer var. Oraya gidiyor. Çocuk oraya aşamadan gelmiş ya bu. Onun da çifte yolluyla sabahleyin. Bu nereye gelmiş? Nereye gidiyor bu millet? Diyor ki Karaburga'ya gidiyorlar diyor. Oha diyor öküzleri eğili. Geliyor evde kırması var. İstifa. Öküzleri koşuluyla bırakıyor. Onların peşine gidiyor. Aşamanın geliyor ki öküzün birisi boyunduruğa vermiş. Bir saniye vermiş. Bağrında boyunduruğa dolaşıyor. Şimdi bir defa yapar mıyız bunu? İmkansızlığı yapmak. Yani serbest davranmaya devam et. Tabii. Nefsine daha doğrusu özel yaşantı nefsine daha uygun hareket etmeye gücü. Şey ama şimdi bir geçim gayetine bir şey al bana. Para yoksa işte gelip de o dağına yetmez. Davranmayan. Yani biraz da ondan bahsedelim. Bu Burga Baba'ya zaman zaman mı giderlerdi köylüler eskiden? Yok. Yoksa belli bir günde mi hep beraber toplanır? Yayladan indiği günü, inecekken bir gün önce Burga Baba'yı gidecek. Yayladan inecek. Herkes yenisini giyer, ne kadar olana varsa öyle güne muhtaç olmuyor diye elbiselerini giyer, silahlarını kuşanırdılar. Bunlar ne? Küskün olanla barışırdılar eskiden, böyle bir adet vardılar. Hani ziyarete gideyim gerektim. Sıkardılar buna ya, Karabursa'ya, orada ziyaretini yapardılar, gelip de aşağıda kurbanlarını keserdiler. Giyerdiler, içerdiler, lokmalarını dağıtırdılar, bundan sonra gelirdiler. Bunu bir senede, hani aşıkların bir değişi vardı ki, senede bir kurban talibin borcu, ayağın arasına indi bu kurban diye bunlar esinlenerekten, o kurbanı o senede burada keserdiler. Senede bir kurban burada keserdiler, onu da yerişe yerirdiler. Hatta bir gün ben Karabursa'ya gideceğim, gece baktım, yaylaya çıktım, babam dedi para getirdim, elimi cihime attım, para yok. Kurban alacağız, bizim davarımız yok burada bu sene. Babam dedi birisinden alacak dedi, ya köye geldim, gece saat 12'de köye indim. Yayladan köye indim. Köyde elbisemi değiştiğim yere parayı koymuşum, benim de oya sevdiğim bir kız var, yaylat olacak. Bunu aldım, parayı gece saat 1'de evden çıktım. Gidiyorum bu gece. Hiç korku duymadan saat 2'de yaylaya çıktım, yanal başıma. Hiçbir şeyden, ayıdan, kurttan, şuradan, oradan korku duymadan çıktım. Birden iki yerden. Gece, tabii. Öyle, bu gece orada yatıp sabahına kalmıştı. Yani çok önemli bir konuydu bu konu. Karaburga'ya çıkmak kutsal bir görevdi. Kutsal bir görevdi. Kurban kesiyorlardı. Kaç kurban olurdu? Her ay bir kurban keserdi. Mesela 100 kurban, 200 kurban. 200 kurban keserdi. Evet. Karaburga'nın dışında, tepesinde değil. Tepesinde kan atırdılar, o kanı oraya attın, kanı belirlediler, bu buraya kurban diye. Gel aşağıda, burada su yoktu Karaburga'nın arasında, aşağıda bir sulak diye bir yer var, burada gelirdiler. Her ay bir kurban keserdi. Kurban kesmeyen kişi de Karaburga'ya çıkmazdı, maçık olmuyor diye. Yani elden utanmıyor diye. 200 kurban kesiliyorlar Burga Baba'ya. Daha da fazla. Siz bunu hatırlıyorsunuz. Tabii tabii. Ya günümüzün olayında yaşanan bir olay. Evet. Bunları da iyi söyledik. Bunlar köyün gelenekleri, anneleri yani yöreye ait. Peki şeyden de diğer köylere gidiyorum. Tabii gurbetlik, iş bitme. Yok, yani diğer köylere gidip gelme yok herhalde. Sünni köyler alev olsun. Mesela o Çal Çinik de yine alev köy olduğu halde eskiden daha mı itibarlı birbiriyle? Şimdi yakındılar. Cem zamanında çok paylaşma vardı. Evet. Cem zamanı ben bir gün sizin köye gittim. Biz orada bir nişan olacaktı. Dedeler sizin köyde. Yani biliyorsun dedelere çok hürmet var dediği de değil. Hatta bir barışla bir zaman Allah derdi. Yani köylü olarak da. Yani bugün de çekelim. Bu köylü hiçbir yere gitmeyecek, gidecek mi? Yatacak, yatayım, kalkacak, kalkacak. Böyle bir tutkunluk vardı, bir iktidar vardı, bir
hani evde bir tekkesi nasıl işlerdi, canım öyleydi. Hani şey, aynı zamanda evde bir tekkesi nasıl işliydi, o şekil müzikleri vardı. Fakat sonra o yollar şıldı. Çünkü millet daha aydın oldu, daha hareketlerine baktı ki başka türlü. Ve itikatlar zayıfladı, gurbetlere çıkıldı, başka yeni olaylar görüldü. İtikatlar zayıfladı ve bu olayda söndü hemen. Şimdi gerçekten İzlanç'ı, yani amcam oluyor, hani kabul etmek. Komşu adamıdır, hakikaten her yere koşar, yüzünde de olsa gider gelir diye. Ama eski rağbetin, yani nasıl anlatayım, elde de bir ancak eski rağbetin. Çalınan şirin çok tutuyordu. Gelir miydi Cemal'in eline bu çalışınik? Gelir. Kırıntı'ya, Yenikli'ye gelirdi muhakkak. Ve hatta duysalar ki efendi çalan gelmiş, bizim köylü ileri gelenlere giderdiler. Efendi? He, efendi dediğim Hacı Bektaş'tan bu kelebilerden. Kelebilerden adam mı geliyordu bizim civarında? Ne, nasıl bir şey oluyordu onların genişleri daha enteresan. Şimdi Hacı Bektaş kelebilerinden köyü ziyaret mi diyorlardı? Kim geldi mesela? Sizin 1951'de Rıza Efendi geldi. Efendilerden. Efendilerden, Rıza Efendi geldi 1951'de. Ve geldi, bütün millet başına toplandı, ayak duymadı, köylü. İşte cami genel olaraktan yaptılar. Hani caminin yıkmadan karşı dediğin noktanın birisi de oradan çıkaylarındı. Orada bir tutkunluk dedikti, efendim bu şekil olacak oydu. Ama doğru ama yanlış. Herkeste bir inanç ve itikat vardı. Şimdi kelebelere doğru bir kimse itikat etmiyor. Hala hala şu demirinin orayında bir sakınma olayı diye bir şey biliyorsunuz da. Ondan sonra yani Alevilerin %70'i yanarını veya %60'ı itibar etmiyor kelebelere. Ama edenler de var. Mesela şimdi bunların bir oğulları var. Bugün İlkidi, İzile'ye, Oğuz'u böyle Alevileri topluyor her zaman şu anda. Ondan sonra bir efendi geldi bizimkiye, ismi Yusuf Efendi diye. Ondan sonra daha efendi gelmedi, o da daha olaylar oldu bundan ne vesaire. Dedikodular şu anda, ondan sonra daha gelmedi herhalde. Peki, bir de başka civar köy, daha değişik yerlerden dedeler mi gelirdi bizim köylere, cem yapmak için? Ordu'dan geliyordular, Güvencel Aptal torunlarından. Güvencel Aptal dedi. Evet, Güvencel Aptal torunlarından güzel. Ordu'dan geliyor. Ordu'da Alevi var, Alevi Ocağı var. Evet, orada bizim seyahatede geliyordu. Ama Rıza Efendi 1951'de geldiği zaman bunların gelebilmesini men ettiği yasakladı. Bizim köye, o taliplerini bizim köye bağladı. Bizim köydeki taliplerin bir kısmı Aptal'dan geldiğinden dolayı, yani Giresun'un Aptal'dan geldiğinden dolayı onlara talebiydi. Fakat işte İrban Şıkkıya çıktığı zaman onları iptal etti, bizim köye bağladılar. Yani İrban Şıkkıya, Sarıbal evladına bağladılar. Sarıbal evladına? Evet. İrban Şık? Sarıbal evladı. Yani siz ona Sarıbal evladı, onun kökenini... Abi, Sarı Saatuk'tan geri, o 12 post var Hacı Bekleş'te, onun 12 postun birisi Sarı Saatuk'tu. Sarı Saatuk da Sarıbal, o Sarıbal'ın oğludur. Bundan... Yani. Sarı Saatuk, Sarıbal'ın oğlu. Sarıbal, Sarı Saatuk'un oğlu. Sarıbal, Sarı Saatuk. Sarıbal, Sarı Saatuk'un oğlu, bu Günerliler'de sizce oradan geliyor. Evet. Yani Şıklılar, Günerliler, Dede Soyu, Sarıbal'dan geliyor. Sarı Saatuk da Sarıbal'dan. Şimdi Kırıntı'daki, Yeniköy'deki Günerliler, Şıhlılar, yani dede soyundan gelen insanlar Sarıbal'dan geliyor. Yok, Sarı Saatuk'tan. İşte Sarı, yani bunlar Sarıbal oluyor, yani bunlar onun soyu oluyor. Evet, bu da Sarı Saatuk'un. O da Sarı Saatuk'a bağlı. Evet. Sarı Saatuk'ta Hacı Bektaş'ın 12 postundan biri diyorsunuz. Evet, öyle. Bu Sarı Saatuk beyleri, beylik diye geçiyor evet, tarihte. Evet, eskiden beylikti. Erzurum'da Germanoğullarıyla beraber hüküm sürüyordular. Bunu tarihler yazıyor. Nitekim diye Hacı Bektaş-ı Veli Müşeybül şehrinden Anadolu'ya Urum diyarına geldikten sonra burada işaret gösterdikten sonra o tacını tahtını terk ediyor. Geliyor şeye Hacı Bektaş-ı Veli'ye mürit oluyor. İşte o posta o bizim Sarıbal evladının postudur. 12 postun bir tanesi var. Onu nereden belge demediniz? Nereden şey yapmıştınız onu? Ha.
bunun bazı kaynakları var, bazı da duyduğum şey, kulaktan kulağa duyduğum şeyler. Ama bu Hacı Bektaşi Veli'ye mürit olmasının belgesi var, orada bende duruyor. Hacı Bektaşi Veli'ye sarı balların mı? Yok, sarı saltuğun Hacı Bektaşi Veli'ye mürit olduğuna dair belgesi var. Belge var. Evet, ama sarı bal evladının sarı saltuğun oğlundan dolayı bizim elimizdeki yani sırları bu söylenti rivayet olarak da geçiyor. Tam kesin değil. Ha, kesin değil. Ama rivayet olarak kulaktan kulağa içtiğimiz bir rivayet. Yani o zaman sarı saltukları bilmek, oradan oraya bir bağ var mı? Fakat diyorsunuz ki yine de çok derleme var, derme var. Yani değişik yerlerden gelme. Değişik. Onların da tabii ta %100 bilinmez. Bilemiyorum. Kimse de bilemez yani ne kadar garantidir, hangi soy, hangi köyden gelmiştir gibi bir şey bilmiyor. Evet, çok... Thank you.